like? Sen şimdi kabak. Ne yapayım ben bunu? Şurada bir şey var. Yürüyün. Siz, ya ben de şimdi karak... Kes sesini, kıpırdama dedim. Sen ne halt ettin be adam? Tutukla şunu. Ben bir şey etmedim ki. Hiçbir şey etmedim ben. Bir şey mi yapmayacağım? Ben bir şey yapmadım. Nereye götürüyorsun? Çok üzüldüm Güllü. Sabahleyin Cemşir Efendi'yi gördüm de o anlattı olanları. Peki şimdi ne yapacaksın? Borcumu ödeyebilmek için fabrikadaki hisselerin bir kısmını satacağım. Satacağım mı? Emin misin? Başka çarem yok. Kemal'in halini bir görseydin. Bu ara bir uğursuzluk var hepimizin üzerinde ama anlamadım gitti. Niye, ne oldu? Kaba Hafız'ı biliyorsun. Adamı tutukladılar. Güya birini öldürmüş. Yatıyor, yatıyor. Ormanda bulunan cesedi yatıyor. Kayıp Celal Karan'ın cesedi ormanda bulundu. Jandarma kabak hafızı cinayetten tutukladığını yazıyor. Ufaklık. Yazıyor. Bu kadar ucuza bırakmazdım ama bu defalık böyle olsun. Bugün cenazem var biliyorsun. Başın sağ olsun.
Kimin yaptığını bulmuşlar mı? Bir hafızı içeride tutuyorlar ama bana kalırsa o yapmadı. Adam garibanın teki. Eninde sonunda bu işin kokusu çıkar. Buyur. Hayırlı olsun. Kemal. Ne hal kardeş, ne oldu? Mühim bir şey yok Ramazan, boş ver. Ramazan, gazetede okudum. Kabağı tutuklamışlar, doğru mu? He ya kardeş, hafıza aldılar, bırakmıyorlar. Ramazan, kabak böyle bir şey yapmış olamaz. Ya yok kardeş, nasıl yapsın kurban olayım? Bu adam var ya, karıncayı bile incitemez ki ne. Ama gel bunu jandarmaya anlat, anlamıyorlar. Peki neye dayanarak suçluyorlar kabağı? Ya bu kalkmış gitmiş gece yarısı ben define aramaya gidiyorum diye, tamam mı? İşte ormanda orayı burayı kazarken baltaya bir koyuyor, bir şeye denk geliyor, tamam mı? Aa diyor, buldum, seviniyor meviniyor, elini bir atıyor, ölü. Çukurun içinde bir de. O esnada da jandarma gelmez mi? Haydi sen bu adamı öldürdün, gömüyordun. Tutuyorlar bunu, kaldırıyorlar nezarete. Avukat mı var? Birini gömmüşler. Hadi dağılın. Ne diyorsun sen Kemal? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kardeşim? Halide'nin böyle bir işle ne alakası olabilir ha? Bilmiyorum Ahmet. Ama bir ilgisi olduğu aşikar. Ya peki gidip Halide ile konuşsan ha? Halide'yi tanımıyor musun? Sonuna kadar inkar edecektir. Ne yapacağım peki kardeşim ha? Kabak suçsuz yere hapiste. Bu işi yapan her kimse cezasını çekmeli. Aksi takdirde hapisten çıkamayacak, öyle değil mi? Ekrem Bey. Ne istiyorsunuz Kemal Bey? Sizinle konuşmam gereken çok önemli bir mesele var. Eğer çeltik meselesi ise hiç bence kendinizi boşuna yormayın. Hayır Ekrem Bey. Halide ile beraber ormanda ne yaptığınızla ilgili konuşacağım. Ne demek istiyorsunuz? Ormanda bir ceset bulunmuş. Belki duymuşsunuzdur. Tam da gece vakti sizi ormanda gördüğüm yerde. Siz ne ima etmek istiyorsunuz? Halide ile ben ormanda mıymış? Herhalde hayal görüyorsunuz. Siz konuşmazsanız karakola gidip ben konuşurum. Gördüklerimi söyleyince belki sizi karakola davet ederler, öyle değil mi? Ekrem Bey.
Evet Ekrem Bey. Sizi dinliyorum. Pekala Kemal. Seninle çok açık konuşacağım. Halide'nin başı dertte. Eğer sen bu işi fazla kurcalar ve jandarmaya gidersen... ...onu çok zor duruma sokarsın. Herhalde böyle bir şey istemezsin değil mi? O cinayetle ilgili şu anda masum biri tutuklandı. Hala nezarette. Bence bu bizi hiç ilgilendirmez. Öyle mi? Beni ilgilendirir Ekrem Bey. Şimdi bana her şeyi dosdoğru anlatın. Halide saldırıya uğradı. Evde bir gece yalnızken onu takip eden bir adam eve girmeye çalışmış. Ve Halide'ye saldırmış. Hatta tecavüz etmeye yeltenmiş. Evli olup da bir kadın için yalnız yaşamak hiç de kolay değil. Neyse. Halide kendini korurken adamın başına vurmuş. Adam da öyle yığılmış kalmış orada. Yani Halide kendini korumaya çalışmış. Bunu anlayabiliyor musun? Peki neden polise gitmedi? Neden bildiklerini dost doğru anlatmadı? Halide senin karın Kemal. Sen onu benden daha iyi tanırsın. Yaşadıklarını ulu orta her yere anlatamayacak kadar gururlu bir kadın o. Ayrıca her ne olursa olsun nefsi müdafaa da olsa hapse girme tehlikesi vardı. Halide böyle bir riski göze alamazdı. O adam bunu hak etti. Halide'yi korumak için ben ona yardım ettim. Bence sen de öyle yapmalısın. Eğer Halide teslim olmazsa onun yerine kabak hafız çekecek cezayı. Ben buna göz yummam. Haklısın. Öyleyse sana bir teklifim var. Eğer susarsan, bildiklerini kendine saklarsan, hiç kimseye hiçbir şeyi anlatmazsan, Çeltik Komisyonu'nun raporunu yırtar atarım. Köylüleri rahat bırakırım. Kabak hafızın hayatına karşılık bütün köylülerin hayatı. Hemen cevap verme. İyi düşün. Çok iyi düşün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.